kadar Osmanlı idaresinde kalan Zonguldak 1829 yılında kömürün bulunmasıyla yeniden önem kazanarak özellikle yabancı sermayenin ilgi odağı oldu. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda yenik kabul edilmesinin ardından İngiliz, Fransız ve Alman şirketlerince işletmeye açılan maden ocaklarının denetlenmesi ve bu şirketlerin haklarının korunması amacıyla Fransızlar tarafından 8 Mart 1919'da işgal edilen Zonguldak, yerel güçlerinde direnişi sonunda 21 Haziran 1920'de düşman işgalinden kurtarıldı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun ardından 1 Nisan 1924'te il olan Zonguldak, aynı yıl Maden ve Sanayi Mühendisliği Yüksekokulu'na kavuştu. 1935 yılında Türk Antrasit Fabrikası'nın açılışını, 1948 yılında üretime geçen Çatalazı Termik Santrali ve Filyos Ateş Tuğla Fabrikası'yla 1965 yılında kurulan Ereğli Demirçelik Fabrikalarıyla Çay Cuma Seka Kağıt Fabrikası izledi. Zonguldak böylece kömür üretiminin yanı sıra sanayi kenti kimliğini de kazanırken, Cumhuriyet'ten sonra kenti ziyaret eden Mustafa Kemal, Kara Elmas Diyarı'nın bu özelliğini şu sözleriyle dile getirdi. Sanayi devriminden sonra önem kazanan ve Osmanlı Padişahı 2. Mahmud'un fermanıyla ülkemiz gündemine giren kömürü bulmakla bilinir. O tarihlerde asker olan ve izne geldiği Ereğli'nin Kestaneci köyünde kömürü bulan Uzun Mehmet, geleneksel kültürde değişime uğramış, madenciliğin tüm özelliklerini kapsayan yeni bir kültürel yaşam biçimi ortaya çıkmıştır. Gün ışığına hasret, her an ölümle burun buruna yaşayan madencilerin oluşturduğu Kara Elmas Diyarı'nda göçük, grizu, adeta bölge insanının kaderi. Ocaktan çıkan maden işçisine söylenen geçmiş olsun sözü kanıksanmıştır bu Kara Elmas Diyarı'nda. Göçük, grizu, maden işçisinin iç içe yaşadığı ölüm kokan bu tehlikeler Zonguldak insanının yaşam biçimidir. Ölüm onları durduramıyor. Bu madenler bizim, bu ocaklar bizim, o kara taş ne pahasına olursa olsun gün ışığına çıkacaktır diyor maden işçisi. O bitmek tükenmek bilmeyen gücü, sabrı ve kararlılığıydı. Yüzlerce can alan bu ocaklarda babasını, abini bir göçüye veren bu insanlar adeta onların kaderini paylaşmak istercesine vuruyor kazmayı kara elmasın damarına. Yerin yüzlerce metre altında çalışan ve ünlü şairimiz Orhan Veli'nin dediği gibi alın karası değil, kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası dizelerini tüm çıplaklığıyla ortaya koyan maden işçileri ekmek paralarını doğa ile savaşarak çıkarmaktadır. Müzik.
Zonguldak bölgemizin ekonomisi sanayiye dayalı. Bölgedeki su varlığına rağmen kırsal kesimlerde yapılan tarım kendine yeterli, durağan bir yapı izlemektedir. Zonguldak doğal kaynakları bakımından da oldukça zengin bir ilimizdir. Karadeniz kıyısı boyunca uzanan koyları, kumsallarıyla dört mevsim yeşilin her tonuna rastlanabilen bitki örtüsünün yanı sıra orman varlığı, bölgenin turizm potansiyeli içinde değerlendirilen doğal kaynaklarıdır. Zonguldak ilinin turizm potansiyeli olan bir başka önemli kaynağı da her biri bir doğa harikası olan mağaralardır. Gökgöl, Ilıksu, Cumayanı, Kızıl Elma, Cehennem Ağzı mağaraları bölgedeki çok sayıdaki mağaralardan bazılarıdır. Bunlardan sarkıt ve dikiklerin yanı sıra su varlığıyla ünlü Gökgöl mağarasının turizme açılması amacıyla başlatılan çalışmalar da sürmektedir. Zonguldak'ta el sanatlarına dayalı ünlü devrek bastonları yöre halkının bir başka gelir kaynağıdır. Mısır'da İngilizlere esir düşen devrekli marangoz ustası Ali Ziya Efendi'nin İngilizlerden öğrendiği bastonu devrekte yapmasıyla başlayan ve Aziz Salman Usta, Mıntıka Çelebi Usta ve diğer ustalarla gelişen bastonculuk devrekle özdeşleşmiştir. Önü bugün ülke sınırları dışına taşan devrek bastonunun gövdesi kızılcık, sapı ceviz ağacından olup gövdesinde başları sap kısmına doğru dolanmış iki yılan motifi bulunur. Ancak
günümüzde gövdesinde gümüş, sedef ve bakır işlemeli motifler bulunan bastonlar da yapılmaktadır. Zonguldak, sağlık hizmetleri bakımından ülkemizin önde gelen illeri arasındadır. İl genelinde 4 devlet ve 2 sosyal sigortalar kurumu hastaneleriyle 2 göğüs hastanesinin yanı sıra 59 sağlık ocağı, yeterli sayıdaki sağlık personeliyle bölgenin sağlık sorunlarının çözümünde başta gelen sağlık kurumlarıdır. Kara Elmas Üniversitesi'ne bağlı Tıp Fakültesi Hastanesi ise önümüzdeki günlerde hizmete girmesiyle bölgenin sağlık sorunlarının çözümünde bir başka önemli görev üstlenecektir. Eğitim göstergeleri bakımından da Zonguldak ilimiz hızlı bir gelişme göstermektedir. Okuryazarlık oranının %99'lara ulaştığı Zonguldak'ta ilk ve orta öğretimde toplam 750 okulda 5980 öğretmen görev yaparken 26.000 öğrenci eğitim görmektedir. Zonguldak'ta kurulu Kara Elmas Üniversitesi ise ülkemizin hızla gelişen üniversiteleri arasındadır.